sırlarla dolu. Beyaz kıta Antarktika, gezegenin kara kutusu. O sırları gün yüzüne çıkarmak için Türk bilim insanları 2017 yılından bu yana çalışmalar yapıyor. Gezegenin kara kutusu Antarktika belgeseli bu çalışmaları tarihe not düşüyor. Antarktika'daki Türk ekibin bilim mesaisi ilk kez TRT ekranlarında yayınlanacak. Türk bilim insanları dünyayı anlamak için bildikleri dünyadan çok uzakta bir ay boyunca 15 farklı projeyi hayata geçiriyor. 24 araştırmacı 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde bir ay boyunca 15 projeyi hayata geçirdi. Belgesel ekibi de bilim insanlarını adım adım takip etti. Araştırmacılara çalışmalarında balinalar, foklar, deniz kuşları ve kıtanın gerçek ev sahibi penguenler de eşlik ediyor. 35 saatlik ham görüntülerden hazırlanan 57 dakikalık belgesel izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Gezegenin kara kutusu Antarktika, Perşembe günü TRT Belgesel, 27 Eylül Pazar TRT 1'de. Efendim çok önemli bir belgesel. Türkiye'den yaklaşık 15 bin kilometre uzaklıkta çekildi ve beyaz kıtanın sırlarıyla dolu olan o belgeseli TRT belgesel ekranlarında ve TRT 1'de izleyebileceksiniz. İşte o ekipten bazılarını görüyorsunuz sevgili seyirciler ve o ekip çalışmalarını yaparken Türk bayrağımızda elbette sırlarla dolu Antarktika'da, beyaz kıtada dalgalandı. Şimdi bu önemli projeyi konuşacağız. Değerli konuklarımız var sevgili seyirciler. TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Vekili Doçent Doktor Burcu Özsoy ve yönetmen Burcu Camcıoğlu konuklarımız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza, her iki konuğumuzla. Merhabalar. Merhaba. Yine gurur veren bir projeye imza atıldı. Biz de sizleri konuk ederek bu projeyi gerçekten merak ediyoruz. Seyircilerimize aktarmak için de sabırsızlanıyoruz. Sayın Özsoy, sizinle başlayalım. Gezegenin kara kutusunun bilinmeyenlerini araştırma projesi nasıl ortaya çıktı? Aslında bu seferimiz bizim 4. Ulusal Antarktika seferimiz. Evet. Olarak tamamladık, başarıyla tamamladık. 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın sorumluluğunda ve uhdesinde TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda 4.sünü başarıyla gerçekleştirdik. Seferlerimiz esnasında aslında hep şu karşımıza çıkmakta: bilim insanlarının yaptığı çalışmaları kamuya aktarmak bence önemli aşamalardan bir tanesi. Bilim insanları çok çeşitli çalışmalar yapıyor. Yapılan çalışmayı, sahada yapılan çalışmayı özellikle halka aktarabilmek çok önemli. Belgeselimiz o şekilde, bu düşünceyle ortaya çıktı. Evet, aslında belgeseli Sayın Camcıoğlu'na soracağım bir kez daha. Çünkü sıra dışı bir projenin görüntülerle kayıtlara geçirilmesi ve aktarılması için Antarktika'ya gitmek, orada bulunmak nasıl bir duyguydu diye sormak isterim öncelikle. Ve belgeselde hangi unsurlar öne çıkarıldı? Tabii ki. Hali hazırda kutup bölgeleri yaşamsal olarak çok zor bölgeler. Ve biz teknik ekipler, teknik insanlar daha çok planla çalışırız. Ne zaman nereden ışık batar, ne zaman yağmur yağar, ne zaman hava kararır gibi detaylara çok önem veririz ve bu hususa çok dikkat ederek çalışırız. Kutup bölgeleri çekim yapan insanlar için, teknik insanlar için gerçekten çok zor. Çünkü hiç planladığınız hiçbir şey plana uymuyor. Yani evdeki hesap hiçbir zaman çarşıya uymuyor. Ben birazdan şunu çekeceğim diye çıktığınız zaman bir fırtınayla karşılaşıyorsunuz. Apar topar yeni bir planı yapmanız gerekiyor. O yüzden bence kutup bölgeleri çekim yapan insanlar için gerçekten zor coğrafyalar. Fakat biz çok keyifle çalıştık. Ve maalesef ki küresel iklim değişikliğinin zillerinin çaldığı bir dönemde, kuvvetli bir şekilde çaldığı bir dönemde oradaydık biz. Çok güzel hava koşullarında çalıştık. Tabii ki zorluklar yaşadık, planlarımıza uymayan şeyler yaşadık ama genel olarak maalesef küresel iklim değişikliğine, ısınmanın etkileri altında çalıştık. Bu belgesel başta bir yol hikayesi, yaklaşık 15 bin kilometrelik bir yolculuğun hikayesi. Bu belgesel Türkiye'nin, tabii ki şu an TRT 4'ü anlatıyoruz ama Türkiye'nin ilk günden beri yaptıkları ve yapmayı amaçladığı her şeyi içinde barındıran bir belgesel. Bu belgesel Türk bilim insanlarının orada neler yaptığını anlatan bir belgesel. Ve gerçekten gururla, yani izlediğiniz zaman gururla iyi ki oradayız, iyi ki orada bir şeyler yapabiliyoruz diyeceğiniz bir belgesel.
Şimdi ben sunarken bile gururlanıyorum. Tahmin ediyorum sizin gururunuzu Sayın Camcıoğlu. Şimdi Sayın Özsoy, sizinle devam edelim. Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ydi dediğiniz gibi. Dördüncüsüydü, 2017 yılında başladı. Bir ay boyunca hayata geçirilen 15 projeyi ana hatlarıyla bize biraz anlatır mısınız? Zira detayları seyircilerimiz belgeselde izleme fırsatı bulacak zaten. Tabii ki. Aslında böyle çok meşakkatli süreçleri alan bir seferi planladığımızda tabii ki maksimum verime ulaşmak istiyoruz ve bu maksimum verim bilimsel projelerin kapasitesini arttırmaktan geçiyor. Bu sebeple 15 proje ve bu 15 projenin karşılığında da 16 farklı kurumun katılımından bahsetmekteyiz. Kıymetli üniversitelerimiz, üniversitelerden katılan bilim insanlarının yanı sıra Harita Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi Dairesi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir öğretmen katılımcımız vardı. Yer bilimleri, deniz bilimleri, biyoloji, kimya, jeoloji, jeodezi ve hatta sosyal bilimler kapsamında da çok çeşitli farklı 15 projemiz yer aldı bu seferde. 24 katılımcımız vardı. Şunu tabii ki gururla söylemek isterim ki 24 katılımcının 3'te biri kadın araştırmacıdan oluşmaktaydı. Bu da tabii ki bizler için çok büyük bir gurur. Türk bilim insanlarının Antarktika'da bu çalışmaları yapabilmesi, kadın bilim insanlarımızın da Antarktika'da varlık sürdürmesi çok kıymetli. Efendim çok teşekkür ediyoruz. TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdür Vekili Doçent Doktor Burcu Özsoy ve Yönetmen Burcu Camcıoğlu. Emekleriniz için sabırsızlıkla bekliyoruz o belgeseli izlemeyi. Sevgili seyirciler, bir kez daha tekrar edelim efendim. Önemli bir belgesel yer alacak TRT ekranlarında. Gezegenin Kara Kutusu Antarktika belgeseli Perşembe günü TRT Belgesel kanalımızda yer alacak. 27 Eylül Pazar'da TRT 1'de izleyebileceksiniz. Evet, bu dakika itibariyle biraz sınırlarımızın dışındaki gelişmelere bakacağız. Çin Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından bir üssün bombalanmasını canlandıran bir video paylaşıldı. Simülasyon ortamında bombalanan